Evet, herkese merhabalar. Ben iç mimar Alp Usuduran. Artık yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride ofisimizde Okan'la beraber her gün ofisin her anını çekeceğiz. Bir iç mimarın hayatı ve bir iç mimarın aslında günlük yaşama gibi bir şey olmuş olacak. Bir video serisi olmuş olacak. Hem projelerin her zaman kanalda yaptığımız gibi hem projelerin detaylarını çekeceğiz. Yani bu ev turları, ofis turları olacak. Ama aynı zamanda bizim ofiste gündelik yaptığımız aslında etkinlikler, işler, toplantılar, bizim işte şantiye ziyaretlerimiz gibi bir sürü süreci aslında kanalda görebileceksiniz. Her hafta yayınlamak istiyoruz. O yüzden bize aşağıdan destek vermeyi unutmayın. Ofisimize şimdiden hoş geldiniz. Doğru zamanda mı başladık? Yeni ay zamanı, evet. Çok doğru. Şey, astrolojik açıdan doğru mu? İyi bakalım. Doğru. Annem her hafta, aslında haftanın birkaç günü ofise uğrar. Bir kahve içeriz, böyle bir veya iki gün. Aslında her gün gelsin istiyorum da kendisi her gün gelmiyor. Çiçeklerimizi sular. Arkadaşlara merhaba der şöyle bir. Ofisi bir düzenler, ondan sonra gider. Annem bize ekler getirmiş. Şimdi ekipçe ekler partisi yapıyoruz. Tamam, yeter. Bitirdiğimiz projeye revize yapıyoruz. Çünkü birkaç alanını müşteri daha renkli istedi. Bu iki açıya bakıp buradaki neleri değiştirsek daha iyi bir görünüm elde ederiz. Nelerle oynamak lazım gibi veya böyle küçük renk ayarları gibi şeyleri konuşuyoruz. Sonrasında da onu render'a bırakacağız tekrardan. Bence bölücü yeşil olunca çok iddialı. Bence onu koyu antresli bölücü yapalım. Çok kavrul o yüzden. Evet. Şöyle bir ton çile olsa, bölücü olsa yani çünkü gereksiz olacak. Bu tabii çok küçükleri bunlar ama böyle bir şey olacak yani. Evet, böyle bir konu büyüyor mu? Bir tık, ya bunun bir tık büyümüşünü koymamız lazım. Ben Metin Baştürk, Uslu Mimarlık'ta Tird Artist olarak görev almaktayım. Ben iki boyutlu olarak tasarlanan mekanların üç boyutlu olarak görselleştirmesini yapıyorum. Ve bunların müşteriye sunumunu sağlıyorum. Böylece müşterilerimize önceden ne yapacağımızı göstererek aslında bayağı bir tanıtmış oluyoruz yapacağımız projeyi. Ve buna göre projeyi geliştiriyoruz. Mesela gidiyoruz renkli alıyoruz ya, sonra gidecekler cam diyor, krom duşu kabini takacaklar zaten. Bu Radyo 45'in projesi. Yönetici odalarını en sona bırakmıştık. Bunu gördüler, çok beğendiler. Birkaç tane böyle ufak revize istediler. İşte şu duvarda şu olmasa mı falan. Birkaç böyle revize yapıyoruz. Bir de yönetici odalarını şimdi tamamlıyoruz bir yandan. Onları bu perşembe sunacağız. Tasarım teslim etmiş olacağız dosyasıyla beraber. Uygulamamız isterse uygulama maliyeti çıkaracağız. Uygulama olacağı, olup olmayacağı tasarımı ilk önce tasarım hizmeti veriyoruz. O tasarım hizmetini satın alıyorlar insanlar bizden. O tasarım sonrasında beğenilirse, işte biz tam bizimle yaptırmak istiyoruz derse, o zaman maliyetini çıkarıp o maliyeti uygun bulurlarsa uyguluyoruz gibi. Yani iki parçalı bir işlem gibi oldu. Şimdi kanyona geldik. Bugün Levent Loft'ta bir daireyi keşfe gideceğiz. Öncesinde kanla bir kahve içiyoruz. Bu Levent Loft'taki daire bir arkadaşım aracılığıyla referans olduğu için gidip keşif yapmak istedik. Hem de tanışmak istedik. Normalde internetten çok fazla YouTube üzerinden veya sitemiz üzerinden ulaşan olduğu için her daireye keşif yapma fırsatımız olmuyor. Ama o kişiyi tanıdığımız için ve aynı zamanda projede bir heyecanlandırdığı için bunu özellikle gidip görmek istedim. Yine tutmamız lazım ama sağdan soldan payları var. Biraz küçültülebilir. Belki görme bir dolap haline getirdik. Burası oturulabilir bir bar alanı haline getirilebilir belki. Çünkü şu anda burası böyle bir alan. Sadece yemek yaparken bakın, ünlü bir yer var. Mutfak gibi değil. Değil. Sanki şey böyle, ya nereden açılıyor falan hani diyecekleri insanları. Şimdi galerideki eserleri düzenleyeceğiz. Oradan çek.
Serhan'cığım, bloğu koyarsak bak eserini koyuyoruz. Ondan sonra koymadınız şeye, sergiye deme. Onu mu asacağız? Yani o da şey... Niye? Ya o... Ne var? Çok şey geldi, basit geldi. Bu kim bu? Bilmiyorum ki bu var mı? O zaman bunları buraya alalım. Orada ne var? Orada. Kim? Kim diyor? Ya bu nasıl bir şey, ben bunu ilk defa gördüm. Mehmet Gün bu şekilde soyut bir çalışma yapıyor. Ama biz bu eseri aldık, kağıt üzerine bir çalışma. Ama sonrasında çerçevecimiz maalesef bu eseri deldi. Deldiği için de eser benim evime sergilenmek üzere gidecek gibi gözüküyor şu an. Aslında Mehmet Gül'ün tuval üzerine çok güzel işleri var. Hatta siyah deri üzerine çok güzel işleri var. Ama kağıt işleri mantıklı fiyatları olduğu için satılabiliyor. Ama asıl tuval üzerine işleri. El becerisi göstermeye çalışıyorum. Şöyle ben onun yerine... Bayağıdır yapmamıştım. Word Founder diye... İngilizce mi oluyor? Türkçe. Her şeyi böyle buluyorum. Ben de suç yok yani. Tuval kaliteli. Ben beceriksiz değilim. Ama gerçekten öyle şimdi. Öteki tuval... Geç bakalım Okan, yapabilecek misin? Geç. Geç bakalım yapabilecek misin? Okan da yapamayacak. O işe görmüyor. Vay, tek seferde. Bravo. Demek ki bu işleri artık Okan'ın yapması. Artık Okan'ın demek ki sorumluluğunda olduğu bu iş. Ben pek işleniyorum bu arada ya. Evet, güzel. Yani böyle gri bir evde şu renk yazsınlarla falan. Kontrast yapar. Bir tane daha getireceğim demiştim. Evet, hadi. Bir sevgiyi de çok iyi oldu. İyi oldu bence. Evet, oraya da iyi oldu. Ekleyin üstüne de iyi oldu. Güzel oldu. Bence iyi çekince kullan. Evet. Tamam. Evet, daha iyi. Şimdi öbür güne git. Güzel oldu. İşlem tamam. Ben Layda Bozyel. İç mimarım. Uslu mimarlıkta projelerin uygulama aşamasında görev alıyorum. Projelerin tasarım aşaması tamamlandıktan sonra uygulama sürecini ben yönetiyorum. Bugün orada ne iş başladı? Ne için gidiyorum? Bir bakacağız yani, bir bakmak için. Tamam. Bir de bir tavanda bir belirimize yeten bir şey var. Bilgisayara götüreceğim. Hı hı. Orada iki dakika bir şey yaparız. Merak da ediyordum zaten. Karar veririz. Bitirdiler çünkü mekanik. Alçıkan tavanlara yetmişler. Ne mi? Aynen. 10 dakika çıkıyoruz. Nida Park'taki Gözde Eren Madencilik Ofisi'nin şantiyesine geldik. Buranın müşteriyle tasarımına devam ediyoruz. Genel olarak buranın tasarımını ve modellemesini yaptık ama malzeme seçimleri, renk seçimleri daha yapılmadı. Ama müşterilerimiz bir an önce ofislerini teslim almak istediği zaman genel mimari plan çıktığı noktada biz bu şekilde uygulamaya başlıyoruz. Çünkü burada alçıpan planı çizilmiş oluyor. Tüm tavan detayları belirlenmiş oluyor bizim tarafımızdan. O yüzden de bu aşamada işte elektrik, mekanik, genel zemin şapları, alçıpan duvarlar gibi konuları uygulamaya başlıyoruz. Buraya da öyle yaptık. Bu süreçte de müşteri tasarımı daha rahat konuşup, daha uzun detaylı konuşup aynı zamanda da şantiyeyi bekletmeden süreci kısaltabiliyoruz. Yani 4 aylık bir süreç 3 aya inebiliyor bu sayede. Günaydın. Merhaba, günaydın. Merhaba. İyi, sen nasılsın? İyi. Bugün sana ofiste neler yaptığımı anlatayım. Şimdi bu birincisi. Ha, ders mi? Ders buna şey yapmış sanki, değil mi? Üste yapmış ders bir hafif. Çatlamış hatta. O alttan çıkanlar galiba. Ama bak, bu kayma gidip 7.'de böyle farklı bir kaymaya geçiyorsa yavaş yavaş, o sıkıntı olur. Seramik şey ya. Kaymış. Ben odamdayken bazı yönetimsel işler de yapıyorum tabii ki. Mimarlık ofisi sadece tasarım yapan, proje çizen bir şirket yapısı değil. Birçok konuyu kendiniz yapmanız gerekiyor. Yani buna teklif vermek, muhasebe yapmak, mailleri cevaplamak, satın almalar yapmak gibi bir sürü farklı ticaretin içerisinde olan konular da var. Şu an mesela ilgilendiğim konulardan bir tanesi
Biz markamızı Uslu Architects olarak değiştiriyoruz. Çünkü Uslu Mimarlık kanalı çok bilinmeye başlandığı için aslında bizim mimarlık ofisimizin markası Uslu Design şeklindeydi. Ama bu Uslu Design markası çok fazla bilinmiyor. Ve insanlar YouTube kanalı bildiği için ve beni de Uslu Mimar olarak tanıdığı için şirketten bahsederken de Uslu Mimarlık diye bahsediyorlar ve bu şekilde mail bile aldığımız oluyor işte Sayın Uslu Mimarlık yetkilisi gibi vesaire. O yüzden de biraz Uslu Mimarlığa şirketimizin ismini değiştirmeye zorlandık gibi oldu. Yani buna itildik. Şu anda da bunun internet sitesi tasarlanıyor ve ben işte aynı zamanda bu internet sitesinin böyle kurumsal kimliği, görsel detaylarını hazırlıyorum ve aynı zamanda bununla ilgili işte Zoom görüşmeleri yapıyorum. Bunu İngiltere'de bir şirkete tasarlatıyoruz, uygulatıyoruz aynı zamanda. O yüzden ben bunun genel konseptini tasarladım. İşte site haritası nasıl olmalı, nereden nereye ulaşılmalı gibi onlarla bu süreçleri götürüyorum aynı zamanda. Ve tabii ki ofisimize de birçok teklif talebi geliyor. Bu teklifleri işte inceleyip metrikalarını çıkarıp bunlara teklif vermek gerekiyor. O yüzden de bu teklifleri hazırlıyorum. Yani ofis içerisinde böyle süreçler de tabii ki oluyor. Birinci kat, daire 2. Müşterilerimiz geldi. Ben sunumu hazırlamaya devam ediyorum. Bunun yanına... Başka bir şey koyayım. Bunun yanına şunu çek. Şunu çek bunun yanına. Dikmeleri de mesela böyle paslanmaz yapabiliriz belki dikmeleri falan. Bunu çekme ya. Bunu kesin koymamaya da bunu ya. Son olarak 2,5 saatlik bir toplantının sonunda haftayı toparladık. Bu hafta genel olarak size ofisimizin nasıl işlediğinden ve ofiste günlük yaşadığımız aslında etkinliklerden ve yaptığımız mimarlığın içerisinde olan bazı konulardan örnekler vermiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videolarda ofisimizden neler görmek istiyorsunuz, mimarlıkla ilgili neler bilmek istiyorsunuz bunları yoruma yazarsanız biz de bir sonraki videoda bunlara yer veririz ve sorularınızı cevaplandırırız. Çünkü yorumların hepsini özellikle okuyacağım. Çünkü sizden gelen bildirimler bu videonun gidişatı için önemli. Aynı zamanda bu videolarda sosyal hayatımdan da kesitler sunmayı düşünüyorum. Yani gittiğim bir davet, bir etkinlik veya yaptığım farklı sosyal aktivitelerde de yine bunları çekeceğiz. Yani her hafta aslında ofisten içerikler de olacak ama onun haricinde sosyal hayatımdan da kesitler olacak. Önümüzdeki hafta pazar günü saat 12'de yine görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.